Merhaba, şok üzerine son bir video daha hazırlamanın iyi olacağını düşündüm. Bu sayede karşılaştırma yaparak farklı şok türlerini birbirlerinden nasıl ayırt edebileceğimizi göreceğiz. Bu videonun şok çeşitlerinin kısa bir özeti olacağını ve bunun içinde yapacağım tanımlamaların da kısa olacağını belirtmek istiyorum. Şok çeşitlerini karşılaştırırken dört farklı değere bakacağız. Bunların ilki kardiyak çıkış. Kardiyak çıkışın kalbin bir dakikada ne kadar kan pompaladığı anlamına geldiğini hatırlıyor olmalısınız. Bu terim, kalbin bir dakika içinde pompalayabileceği, dakika başına litre ya da mililitre olarak ifade edilen kan miktarını belirtir. SVR, sistemik vasküler rezistansın kısaltmasıdır ve bu da vücudumuzdaki tüm kan damarlarının rezistansı olarak açıklanabilir. Kardiyak çıkış ve sistemik vasküler rezistans kan basıncını oluşturan parametrelerdir. Ve şok esnasında eğer biri düşüyorsa diğeri yükselerek açığı kapamaya çalışır. Tabii eğer ikisi de zarar görmediyse. Kardiyak çıkış ve sistemik vasküler rezistans doku oksijenlenmesi hakkında da bilgi edinmemize yardımcı olur. Eğer bu iki değer azalıyorsa dokulara yeterli miktarda oksijen ulaşmıyor demektir. Sırada pulmoner kapiller oklüzyon basıncı ya da kısaca PKOB var. Bunu bir pulmoner arter kateteri ile ölçümleriz ve bize kalbin kanı ne kadar iyi pompalayabildiği konusunda bilgi verir. Kalp zorlanıyorsa, bir tıkanıklık ya da kalbin kanı pompalamasını engelleyen bir durum söz konusu ise PKOB yükselir. Burada kısaltmasını gördüğünüz sol karıncık diastol sonu hacmi ise gevşeme sonunda kalbin sol karıncığında bulunan kanın hacmidir. Başka bir deyişle sol karıncıktan dışarı atılmadan önceki kan miktarıdır. Sıvı yüklenmesine maruz kalmış bir kalp söz konusu olduğunda bu değer de yükselecektir. Son olarak bir de mix venöz oksijen satürasyonu var. Bu değer dokular çok fazla oksijen aldıklarında düşer sağ kulakçıkta ölçülür ve kandaki oksijen oranını dengelemek için kullanılan bir yoldur. Kapillerdeki dokular kandaki oksijeni alırsa kalbe dönen kandaki oksijen oranı düşük olur. Bu, miks venöz oksijen satürasyonunun da düşük olduğu anlamına gelir. Bunun tam tersi de söz konusu olabilir. Yani eğer dokular kandaki oksijeni alamazlarsa oksijen kanda kalır ve bu durumda bu değerde yükselir. Şimdi bu dört değerden bahsettiğimize göre şok çeşitlerinin kısa özetleriyle devam edelim. Kardiyojenik şokta kalbin kanı pompalama yetisiyle ilgili bir sorun olduğunu hatırlarsınız. Buna bağlı olarak kardiyak çıkışın son derece düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bu değerdeki düşüş kalp kasının ne oranda hasar gördüğüne bağlı olarak değişir. Kardiyak çıkış düştüğünde kan damarları büzüşür. Sistemik vasküler rezistans ise kanın kalbe geri dönmesini sağlamak ve tansiyonu düzenlemek için yükselir. Kalbin fonksiyonunu yerine getirememesi, sıvının geri tepmesine yani kalpte birikmesine ve pulmoner kapiller okyüzyon basıncının yükselmesine sebep olur. Son olarak mix venöz oksijen saturasyonu da düşük olacaktır. Çünkü kalp düzgün bir biçimde çalışmadığında kan vücutta yeteri kadar hızlı dolaşmayacak ve dokular da kandaki oksijeni agresif bir şekilde almaya çalışacaklarından kalbe geri dönen kandaki oksijen oranı son derece düşük olacaktır. Obstrüktif şoku hızlıca geçeceğim çünkü kardiyojenik şoka çok benziyor. Aradaki tek fark bu şok türünde görevini yerine getiremeyen kalp değil, dış bir faktördür. Kalp dışında bir etken kalbin kanı pompalamasına engel olur. Kanın kalpte kalması pulmoner kapiller oklüzyon basıncının yükselmesine sebep olur. Bu değerlere de bir bakalım. E şimdi bu şok türünde kanın kalbin sağ tarafından sol tarafına geçmesini engelleyen bir durum söz konusudur. Bu durum pulmoner emboli ya da kardiyak tamponat veya aort darlığı olabilir. Kan kalpten dışarı pompalanamadığından kan damarları vasküler rezistansı artırarak açığı kapamaya çalışır. Son olarak dokular kandaki oksijeni yine agresif bir şekilde aldıklarından mix venöz oksijen saturasyon değeri de düşük olur. Hastanın geçirdiği şok türünün kardiyojenik mi yoksa obstrüktif mi olduğuna karar verebilmek için hastanın geçmişini bilmek ve gözlemlenen belirtileri iyi analiz edebilmek gereklidir. Örneğin Hastanın kalp krizi geçmişi varsa durumun bir kardiyojenik şok vakası olma ihtimali daha yüksektir. Bunun için de böyle bir vaka ile karşılaşıldığında çeşitli tanı yöntemleri kullanılarak vakanın bir kardiyojenik şok mu yoksa obstrüktif şok mu olduğuna karar verilmesi gerekir. Hipovolemik şokta ise sorun kan hacminin düşmesidir. Kan hacminin düşmesi kalbin pompalayabileceği kan hacminin de düşük olması anlamına gelir. Kalbe geri dönen sıvının hacminin düşmesi kardiyak çıkışın yani oksijen iletiminin düşmesi demektir. Kan hacmindeki düşüş yüzünden kan damarları büzüşerek sistemik vasküler rezistansı artırırlar. Kalpte kalan kan miktarı çok düşük olduğundan ve dokular da oksijeni aldıkları için mix venöz oksijen saturasyonu da çok düşük olacaktır. Sırada nörojenik şok var. Bu şok türünde ortaya çıkan durumu sempatik tonusun kaybı olarak ifade edebiliriz. Kalp ve kan damarlarına giden sempatik tonus düşük olacağından kan basıncı yani tansiyon da düşük olacaktır. Ha, bu arada nörojenik şok için hemen küçük bir not ekleyelim. Nörojenik şokta bradikardi yani nabzın düşük olması da söz konusudur. Diğer tüm şok türlerinde Düşük kan basıncını dengelemek için nabız son derece yüksekken nörojenik şok nabzın düşük olduğu tek şok türüdür. Bunlara ek olarak nörojenik şokta karıncık hacmi değişmez. Mix venöz oksijen saturasyonu ise düşer. Dolaşım sistemi çöktüğünden kan akışı çok ama çok yavaştır ve bunun sonucu olarak da dokuların kandaki oksijeni alabilmeleri için çok daha fazla zamanı olur. Sırada septik şok var. Septik şokun sebebi bağışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemi vücuttaki enfeksiyona tepki verir. Bunun sonucunda sistemik vasküler dilatasyon ya da vazodilasyon yani damar genişlemesi oluşur. Buna bağlı olarak da vasküler rezistans önemli ölçüde düşer. Açığı kapamak adına kalp öncelikle daha hızlı kan pompalamaya çalışır. Ama süre uzadıkça yani hastanın sepsis'e maruz kalma süresi uzadıkça bağışıklık molekülleri kalbi felç eder ve zarar verirler. Bunun sonucunda da kardiyak çıkış düşer. Evet. Kardiyak çıkış başlangıçta yüksekken zaman ilerledikçe düşecektir. Kalpteki sıvı hacmi değişmez. Belki biraz düşebilir ama Oksijen alımı ya çok yüksek ya da çok düşük olabilir. Mixvenöz oksijen saturasyonunun yüksek olmasının sebebi dokuların düzgün bir biçimde oksijen alamaması olabilir. Septik şok vücutta şişliğe yol açar ve bu da dokuların kandaki oksijeni almalarını zorlaştırır. Kan damarlarının dışında çok fazla sıvı birikir ve bu yüzden de oksijenin kandan dokulara ulaşabilmesi için daha uzun bir mesafe kat etmesi gerekir. Evet şimdi anafilaktik şokla devam edelim. Anafilaktik şokta da şişlik vardır ve zaten anafilaktik şokun temel belirtilerinden biri de budur. Oksijen dokulara düzgün bir şekilde ulaştırılamaz. Vasküler rezistansta büyük bir düşüş görülür. Çünkü anafilaktik şokta da septik şoktaki gibi kan damarları genişlemeye başlar. Düşen rezistansı dengelemek için kardiyak çıkış yükselir. Pulmoner kapiller oklüzyon basıncı ise ya aynı kalır ya da biraz düşer. Son olarak bir de disosyatif şok var. Bu biraz ilginç bir şok türü çünkü hem kardiyak çıkış hem de vasküler rezistans yükselir. Oksijen al yuvarlardan ayrılamadığı için dokulara yeteri kadar oksijen ulaşmaz. Bunun sonucunda da vücut kardiyak çıkışı iyileştirmek için hem nabzı yükseltir hem de oksijeni düzgün dağıtabilmek için damarları büzüştürür. Bu değişikliklere rağmen al yuvarlar oksijenlerini bırakamadıklarından dokular yoksunluk çekmeye başlar. Mix venöz oksijen satürasyonuna bakacak olursak dokular kanda buldukları oksijeni deli gibi almak istedikleri için bu değer çok düşük olacaktır. Dokular al yuvardan oksijenlerini alamadıkları için plazmadaki serbest dolaşan oksijen seviyesi düşük olacaktır. Son olarak pulmoner kapiller oklüzyon basıncı ya da kalpte kalan sıvı hacmi de değişmeyecektir. Sizden bugün bu tabloyu kendi kendinize doldurmaya çalışmanızı istiyorum. Bu sayede her bir şok türünde oksijen perfüzyonunun nasıl azaldığını da anlamış olacaksınız. Hoşçakalın.